Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere Adıyaman yöresine ait şekersiz yapılan topak helvasının tarifini paylaşmak istedim. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Üstelik çok sağlıklı, çok lezzetli helvalardan bir tanesidir. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim 10 kişiliktir. Siz bu malzemelerin yarısıyla yapabilirsiniz. Öncelikle küçük bir tencereye 1 su bardağı dolusu pekmez, 1 su bardağı dolusu su ve 1 su bardağı dolusu da zeytinyağı ilavesi yaptım. Karıştırıp şimdi bu tencereyi hemen ocağa alıyorum. Bu helvanın en büyük özelliklerinden bir tanesi susamla yapılıyor olmasıdır. Burada 1 su bardağından eksik susam gözüküyor ama ben toplam 1 su bardağı dolusu kullandım. Bu malzemelerin bütün detaylarını yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazacağım. Bu susamın lezzetli olması için önden kavurma işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen kısaca sizlere nasıl kavurduğumu da göstermek istiyorum. Kısık ateşte bir tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak kavrulmasını sağlıyorum. Bu işlem ortalama 3 veya 5 dakikamızı alabilir. Kavrulduktan sonra hemen başka bir tabağa aldım. Aynı tencerenin içerisinde kalmamalı. Eğer kalırsa susamlar kavrulmaya devam edecektir tavanın ısısıyla ve yanabilir. O yüzden hemen başka bir tabağa almamız gerekiyor. Bu arada cevizleri de hazırladım. Cevizleri ne kadar çok küçük doğrarsak o kadar iyidir. Bıçakla doğrarsanız daha da lezzetli olacaktır. Robottan da çekebilirsiniz. Tercih tamamen sizindir. Burada tam olarak 4 su bardağı dolusu un var. Unu kavurmam gerekiyor ama bildiğimiz un helvalarındaki gibi olmayacak. Sadece un kokusu gidene kadar, birazcık da rengini değiştirene kadar tavada kalması yeterli olacaktır. Ama bu işlemi ocağın en büyük gözünde en kısık ateşte yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bir tahta kaşıkla da sürekli karıştırıyorum. Yan tarafta da pekmezli şerbetimiz kaynıyor. Ben sadece 10 dakika kaynatacağım kısık ateşte. 10-12 dakikalık bir kaynama süresi yeterli olacaktır. Bir taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde elimle de bastırarak topaklanma olmasın diye. Adıyamanlı komşularımızdan öğrenmiştim ben. Misafirleri geldiği zaman ara ara bu tatlıyı yaparlar. Ben de denemek istedim. Ölçüleri kendim belirledim ama onlar da yediğimle aynısı oldu. O yüzden güvenle deneyebilirsiniz. Un kavurma işlemi sona erdi. Ben genişçe bir tepsinin içerisine aldım. Susamları ilave ettim ve cevizleri ilave ettim. Bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Şimdi pekmezli şerbeti üstüne ilave ediyorum. Pekmezli şerbet kaynar haliyle ilave ediyorum. Ilık falan olmayacak. Kaynar kaynar üstüne görmüş olduğunuz gibi döktüm. Bir kaşıkla karıştırıyorum. Biraz sonra bu karışımları elimle yoğuracağım. En önemli püf noktası sıcakken yoğurmak gerekiyor. Sadece bir 5 dakika, 8 dakikalık yoğurma süresi yeterli olacaktır. Ama ne kadar çok sıcak yoğurursak o kadar iyi olacaktır. Şu anda birazcık elim yanıyor. Yavaş yavaş yoğurmaya başladım. 8 dakika, 9 dakika artık gücünüze göre ne kadar iyi yoğurulursa o kadar iyi olacaktır. Kıvam alana kadar yoğurulması gerekiyor.
Yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi artık servise hazırlayabilirim. Yanıma bir miktar zeytinyağı alarak ve ellerimi ara ara da yağlayarak şekilleri veriyorum. Cevizden biraz büyük olması gerekiyor. Yani 2 lokmalık veya 3 lokmalık olması gerekiyor. Kısa bir süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi topak helvalarımızı hazırladık. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Bir yetişkin en fazla 3 tane yiyebilir. Ona göre hesaplayarak 10 kişilik dedim. Siz bu malzemelerin yarısıyla yapabilirsiniz. Yöresel lezzetleri tatmayı çok seviyorum, denemeyi çok seviyorum. O yüzden bu tarifimi büyük bir mutlulukla sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Konuyla ilgili bir bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bekliyorum. Hepsini inşallah değerlendireceğim. Tadına baktım. Aynı komşumda yediğimle birebir olmuş. Tam kıvamında olmuş. Gerçekten de güvenle deneyebilirsiniz. Açıklama kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını şimdi yazıyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.